Öyle sözler söyleyip birbirinizi korkutmak yok. Tamam mı? Samet, sen hemen büyümek istemiyor muydun? İstiyorum. Ya büyük adamlar korkar mı hiç? Başka zaman korkmaz ama savaşta korkar. Adamlar da kadınlar da korkmaz. Korksalar bile sevdiklerini, arkadaşlarını belli etmezler. Bak şimdi kim bilir kaç kişi İzmir'den çok uzakta savaş bitsin diye uğraşıyor. Sevdiklerine, geride bıraktıklarına kavuşmak için. Onlar korksalar da belli etmiyorlar çünkü... Çünkü korkakların hiçbir şeye hakkı olmaz. Geri dönmeye bile. Korkaklar her zaman kaybeder. Korkmazsak yenilmeyiz, öyle mi? Öyle. O yüzden birbirinizi korkutmayacaksınız. Kimse korkmazsa kimse kaybetmez. Söz mü? Söz! Hadi bakalım şimdi hepiniz öğlen uykusunu. Geleceğim dedim, geldim. Bir yerinde bir şey olmadı değil mi? Yaralanmadı. Yaralanmadım. Ruhen yaralandım ama bu defa kolay kolay da geçecek gibi değil. Bu savaş isteyenlerin savaş hakkında hiçbir şey bildiği yok bence İlal. Benim de hissettiğim tek şey hicap. Yaşamaktan icap duyuyorum diyor. Bir Türk karakol vardı. Ben böyle bir özveri görmedim. Ya Yunan orduları Eskişehir'e bir iki saat geç girsin diye canlarını feda ettiler. Bak. Orada ölen askerlerden birinin günlüğü. Baksana. Çanakkale Savaşı'ndan başlıyor. Bak dinle. Bugünkü taarruz sırasında İhsan biraz ilerimde kanlar içinde yere düştü. Fırlayacak oldum, yüzbaşı tuttu. Çoktan ölmüştür, kendi hayatını tehlikeye atma dedi. Lakin ben yine de o ateş yağmuru arasında koştum. İhsan'ı kucaklayıp getirdim sipere. Orada can verdi İhsan. Ama son sözlerini duymak nasip oldu. Geleceğini biliyordum Necim. O zamandan belliymiş yüreğinin büyüklüğü. İnönü savaşlarına da katılmış. En son Eskişehir tabii. Hilal. Bu günlüğü gün be gün yayınlasak mı gazetede? İyi olur. Hem savaşın isimsiz kahramanlarından en azından birine hak ettiği itibarı vermiş oluruz. Sana hiç iyi gelir ha? Sağ olasın Azizem. Hiç içim almaz şimdi. Anam ne olur üzme kendini bu kadar. Akşam Darül Mesai'de Eskişehir ve Kütahya'da şehit olanlar için helva kavurup dua edeceğiz. İçim parçalanır Azizem. Eskiden evladımın ayağı taşa değse
yüreğim kanardı. Şimdi ayağını bastırmam şu eve. Yerlat yetiştirmemişim ben be. Hırsı gözünü kör etmiş bir vatan haini büyütmüşüm. Nerede yanlış yaptım bilemem. Ama ne olur bu kadar yüklenme kendine. Ben senin gibi bir anne bu dünyada ne gördüm ne de bildim. Ya anneliği sen öğrettin bana. Fedakarlık neymiş sen öğrettin. Evlat sevgisini sen öğrettin. Ana ailenin güneşidir derler ya. Sen de bizim güneşimizsin. Eğer sen olmasaydın biz gölgede kalmış meyveler gibi ham kalırdık. Şu hamlığına bakılırsa bir Cevdet'e güneş olamamışım desene. Deme öyle anam deme. O da işte onun da başına bir şeyler geldi işte bir şeyler yaşadı. Bunun seninle benimle alakası yok. Ne olur üzme kendini artık. Pusulam şaştı Aziza. İçimde sular. Bir durulur, bir yükselir. Ne düşüneceğimi bilemem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.